İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Babiroğlu ve İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol'la konuşacağız. Sayın Çelikkol, Sayın Babiroğlu merhaba. İyi yayınlar. İyi çok teşekkürler. Teşekkür Oğuz Bey, sizinle başlayalım. Sizce yaşananlar ne? Nasıl tanımlarsınız? Yani tabii olmaması gereken şeyler. Bir demokratik bir ülkede olmaması gereken bir şey. Çünkü demokrasilerde sorunların barışçı ve diyalog içinden de halledilmesi gerekiyor. Yani maalesef tabii Trump'ın mevcut başkanın seçim sonuçlarını kabulde bir zorlukla karşılaştığı anlaşılıyor. Her ne kadar bugün yani 20 Ocak'ta yapılacak olan devir teslim töreninin barışçı bir şekilde yani olağan bir şekilde gideceğini ifade etmesine rağmen tabii baştan itibaren seçim sonuçlarını kabul etmeme konusunda gösterdiği direnç Amerika'yı işte bugünkü o tablolara sürüklemiş gibi gözüküyor. Dün tabii yani olan olaylar karşısında çok önemli bir gelişmeyi de dikkatten kaçırmamak gerekli. Yani Georgia eyaletindeki bugüne kadar yani şu anda iki tane cumhuriyetçi aday vardı. Yani Senato'da demokratların eline geçmiş oldu. Yani iki Georgia eyaletindeki iki senatörü de cumhuriyetçilere geçmiş gibi gözüküyor. Bir tanesi biraz daha problematik. Eğer yüzde şu anda iki aday arasında yani cumhuriyetçi adayla demokrat aday arasında ki fark çok az. %0,56 civarında. Bu %0,5'in altına da düşerse seçimin tekrarlanması lazım. Ama iki adayın da demokratlara geçtiği anlaşılıyor şu anda. Bu durumda yani Biden'ın tabii ki en azından ilk iki seneki yönetimi senatonun da demokratların eline geçmesiyle zaten temsilciler meclisi demokratlarda biraz daha kolaylaşmış oluyor. Yani dünkü olaylar senatodaki bu önemli gelişmeyi bile arka plana itmiş gibi gözüküyor. Maalesef tabii yani olmaması gereken bir durum demokratik bir ülkede. Yani nasıl bir bundan sonra gelişecek evet. İşte yani Amerikan basınına bakarsanız bundan sonra tabii azil bir süreci işletilebilir mi? Çok zor gibi gözüküyor bu azil sürecini işletmek şu anda zaman darlığı da nedeniyle. Ama ondan sonra işte Trump aleyhine bazı davalar açılabilir mi falan? Bunlar ortaya çıkmış önümüzdeki gibi gözüküyor. Dönemin soruları bunlar. Evet. Sorular ortaya çıkmış gibi evet, gözüküyor. Konuşuruz onları da. Hemen Naim Babiroğlu'nun da yaşananlara dair bir yorumunu alayım. Biraz da şu gözle bakın Naim Bey. Hani işte ulusal muhafızlar göreve çağrılıyor ama Pentagon hemen buna bir yanıt vermiyor ve zamanında bir müdahale olmuyor. Bunun da gündeme getirdiği kimi sorular vardı. Bir organizasyon mu var, kontrollü bir şey mi, bunlar öngörüldü mü? Bazı polislerin mesela orada güvenlik görevlilerinin işte göstericilerle birlikte selfie çektirmesi gibi bir takım görüntüler. Amerika'daki bu bölünmüşlüğün aslında bürokraside de işte kamuda da kendisini gösterdiği şeklinde yorumlandı. Bu ne kadar derin bir bölünmüşlük? Yoksa Trump sahneden çekilince ve şimdi Temsilciler Meclisi ve Senato'da da demokratların önemli ölçüde çoğunluğu var artık. Dolayısıyla çok da tartışmalı süreçlere belki tanık olmayacağız o bağlamda. Dolayısıyla Trump sahneden çekilince bu bölünmüşlük ortadan kalkar mı? Ne dersiniz? Dün yaşanan bu olaylar size ne gösterdi? Şöyle başlayalım. Klozovic var. Rusyalı general. Bu 1800'lerde yaşamış. Önemli bir savaş tarihi uzmanıdır. Strateji ustası. Der ki insanlık adına zaman içerisinde kılıçlarımızı körletiriz. Fakat eninde sonunda birisi keskin bir kılıçla çıka gelir ve haddimizi bildirir. İşte 207 yıllık ABD tarihinde ABD kılıcını tekrar bilemiş biriyle ilk defa karşı karşıya. Trump gibi birisiyle. Ve ABD'nin ve bütün dünya kamuoyunun neredeyse haddini bildirecek şekilde adımlar attı. Şimdi burada bir ihmaller zincirinden söz etmek mümkün. Sizin söylediğiniz gibi Senem Hanım. Neden? Çünkü 4 saati aşkın bir süre bir en önemli yani ABD kurumsal kimliğe sahip ABD anayasasının en önemli kurumu olan
kongre işgal ediliyor. Ve 6 Ocak'ta işgal ediliyor. Bu işgal edilme tarihinden birkaç gün önce Trump'ın açıklamaları var. Tabanlı sürekli kışkırtma yönünde bir teşviki var. Bunu ABD istihbaratının bilmemesi mümkün değil. Çünkü bütün en modern donatım araçlarıyla donatılmış durumda, tecrübeli. Buna rağmen polisin önceden, yani 6 Ocak'taki bu kritik günde, hassas günde güvenlik tedbirlerinin çok zayıf olarak normal bir günmüş şeklinde gösterilmesi, alınması bir kere bir soru işareti. Kayda değer, sorulması gereken sorulardan biri bu. Yani bu kadar kışkırtmaya, bu kadar duyuma rağmen muhtemelen çok fazla sayıda duyum gelmiştir. Hem istihbarat örgütlerine, hem Savunma Bakanlığı'na, hem de diğer kurumlara. Buna rağmen niye güvenlik tedbirleri böyle çok hafife alındı? İkinci konu, sizin söylediğiniz gibi bu kongre binasına girilmesi anından itibaren polislerin, daha önce gördüğümüz ABD polisinin sert refleks gösteren tutuklamalarda, gösterilerde ve provokasyonlarda, sokak hareketlerinde tenkide maruz kalacak şekilde, eleştirilecek şekilde sert tedbir alan, sert tutum sergileyen ABD polisi ne oldu da 6 Ocak'ta kongrede kışkırtıcılara karşı böyle pasif bir tutum gösterdi? Bu iki soru çok önemli. Bu sanıyorum yapılacak soruşturmalarda ortaya çıkacaktır. Ya şu çıkacaktır: polis içinde bir grup Trump'ın etkisi altında kalarak pasif kalmayı yeğlemişlerdir. Veya ikincisi şu olacaktır: 207 yıllık ABD tarihinde ABD'nin Trump'ın kışkırtmasına rağmen ABD polisinin, özellikle Washington DC polisinin kışkırtmanın sonunda böyle ciddi bir ayaklanma, ciddi bir kışkırtma beklemiyordu. Bu yüzden beklemediği için almadı. Yani iki sorunun cevabını ABD bulacak. Ama benim kendi değerlendirmem, ABD polisi ve sizin söylediğiniz gibi ulusal muhafızların gösterdiği tutum güvenlik tedbirleri açısından bir yetersizliktir, zafiyettir ve buna karşılığı cezai tedbirdir. Onu bir kere altını çizelim. Evet. Böyle köklü bir istihbarat örgütlenmesine, ağına, organizasyonuna sahip olan bir devletin anayasanın en önemli kurumunu bu şekilde bir nedene uğratacak bir zafiyet göstermesi yasalar açısından, tabii ABD yasalar açısından kabul edilecek bir olay değil. Onu soruşturmanın sonunda göreceğiz. Diğer önemli bir konu var. Şimdi burada seçimle gelen bir lider var, Trump, 2016'da. 2020'de yapılan seçimle gitmek istemeyen bir Trump durumu var. Yani seçimle gelen ama seçimle gitmek istemeyen, seçimle gitmeyi hazmedemeyen otoriter popülist lider tipi görüyoruz burada. Otoriter popülizmi temsil eden bir lider tipi var. Öyle ki koltuğu seçimle bırakmamak için her şeyi göze alan, her türlü açıklamayı yapan bir liderin ülkesini nasıl itibarsızlaştırdığını gösteriyor. Yani ABD 6 Ocak'la birlikte bütün değerlerinin parıltısını ortadan kaldırmıştır. Onun altını çizelim. Mesela Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran gibi o ülkelerin siyaset makamları, önemli mevkideki kişiler veya insanların, ben dün 6 Ocak'taki bu olayın izlerken onların herhalde sevinerek izlediğini söylemek mümkün. Dolayısıyla dışarıya demokrasi dersi veren, bir batı demokrasisini temsil eden, batı değerlerini temsil eden ABD'nin bu parıltısı Trump sayesinde daha önceden yıprandı ama 6 Ocak itibariyle tamamen yitirildi ve ölçü olmaktan çıktı. Yani ABD bundan sonra İran'a, Kuzey Kore'ye, Rusya'ya, Çin'e ya da buna benzer otoriter yönetimle yönetilen liderlere veya ülkelere demokrasi adına bir mesaj verildiğinde herhalde 6 Ocak günü siyasi tarihte 6 Ocak 2021 olarak bir mesaj, bir karşı mesaj olarak gidecektir. Burada tabii Biden'ın işi oldukça zor bir dönem ortaya çıkıyor. Çünkü Biden'ın seçim bildirgesinde iki tane amacı vardı: Trump'ın tahrip ettiği hukuk devleti kavramını ve kurumsal kimliğe sahip kurumsal devlet kavramını tekrar onarmak. Ama bunu onarırken dışarıda, yani yurt dışındaki diğer ülkelerde de demokratik değerlere yeniden canlandırmak yurt dışında. Şimdi bu 6 Ocak'la birlikte Biden yurt dışındaki bu demokrasi özlemi duyan ülkeleri nasıl
demokratik değerlere teşvik edecek şekilde açıklama yapacak. Biraz başlangıç sanıyorum ilk 1-2 yıl içerisinde biraz zor görünüyor. Çünkü Biden da anlamıştır ki Trump'ın tahrip ettiği hukuk devleti kavramı öyle basit bir olay değil onarması. Ayrıca devlet işleyiş sisteminin de tekrar onarmak, evet, tekrar kurumsal kimliğe dönüştürmek de pek Biden açısından kolay bir durum olmayacak. Bir de evet, en önemli konulardan biri de acaba Trump ne olacak? İşte ben yabancı basını izledim. Yabancı basında şu dinlendiriliyor: ABD Anayasası'nın 25. maddesinin çalıştırılarak Trump'ın görevden indirilmesi. Bu tabii başkan yardımcısının etkisiyle oluyor ama Sayın Büyükelçime katılıyorum. 14 gün kaldı. Bugünü saymazsanız 13 gün kaldı. Bu 13 gün içerisinde böyle bürokratik bir hızlı refleks gösterilebilir mi sorusu anlamlı ama Trump sanıyorum başkanlığı bıraktıktan sonra bu 6 Ocak, çünkü 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralılar var. Bir de ABD'nin en önemli anayasasını temsil eden önemli, neredeyse kutsal denilebilecek bir kurum var. Şimdi böyle bir kurumun düştüğü durum herhalde başkanlığı bıraktıktan sonra bu konuda yargılanacaktır. Son cümle olarak bu oturumda şunu söyleyebilirim. Bunu COVID, Senem Hanım, COVID-19'un etkilerinden ayrı düşünürsek siyasi tarih açısından değerlendirmemiz eksik kalır. Çünkü daha önceki krizlere baktığımızda, özellikle 1929 dünya ekonomik bunalımına, buhranına baktığımızda, o büyük krizden sonra ne görüyoruz? Dünyanın Hitler'le, Mussolini'yle ve buna benzer liderlerle tanıştığını görüyoruz. Yani COVID-19 gibi, 1929 ekonomik kriz gibi bütün dünyayı etkileyen önemli krizlerde ülke toplumları, ülke halkları, ülkedeki insanlar genellikle bir güvenlik limanına sığınmak isterler psikolojik olarak. Bu güvenlik limanına sığınma endişesi ve kaygısı bu insanları, toplumları otoriter lider tipine, yönetimine sevk eder. İşte COVID-19'un bence bu 6 Ocak'ın değerlendirirken COVID-19'un da oluşturduğu etkiyi, yani oradaki ABD toplumunun COVID-19'un oluşturduğu etki nedeniyle otoriter, sert yönetim tarzına, devletçi, ulusalcı lider tipine yönelme kaygısıyla oraya yöneldiğini de altını, evet, çizmekte yarar var bilimsel bir gerçek olarak. Peki. Olşelikol, yani mesela siz Trump açısından, mesela o açıklamasında hani bu bir başlangıç ifadesini kullanıyor ya, mücadelemizin başlangıcı diyor son açıklamasında. Hani sorunsuz bir devir gerçekleşecek ama bu bir başlangıç diyor. Başlangıç mı, final mi mesela Trump açısından? Az önce biz Burak Güntay'la konuştuk. Trump bitmiştir ifadesini kullandı değerlendirmesinde özellikle. Siz o açıdan baktığınızda, çünkü cumhuriyetçilerden gelen ciddi tepkiler de var Trump'a. Dolayısıyla bu görüntüler, siyaseten karşılığı, önümüzdeki dönem, hani Trump açısından veya demokrat cumhuriyetçi ayrımı meselesinde Amerikan siyaseti açısından, özellikle de cumhuriyetçiler içerisinde bir takım ayrımlara yol açacak süreci işareti olarak da yorumlanabilir mi? Ne dersiniz? Evet. Yani burada iki şey önemli bence. Bir tanesi tabii, yani Trump'ın geleceğe kadar Cumhuriyetçi Parti'nin de geleceği. Yani Trump tabii Cumhuriyetçi Parti içinde çok bölücü bir rol oynuyor. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin işte Reagan dönemindeki, Baba Bush dönemindeki şeyine dönebilip dönemeyeceği tartışılırken işte bu olaylar meydana geldi. Yani Trump'ın tabii, yani Cumhuriyetçi Parti içerisinde işte Lindsey Graham gibi bir senatörü, Pence gibi başkan yardımcısını bile kaybettiği bir dönemde yani Trump'ın tekrar bir siyasi bir akımın başına geçip başkan olması zor gibi gözüküyor ama yani Cumhuriyetçi Parti içerisinde çok bölücü bir rol oynayabileceği ortaya çıkıyor. İşte Cumhuriyetçi Parti'nin esas tabanını zaten bu meclise basan işte o şey örgütler veya işte o tip sağ, çok aşırı sağda olan kişilerin Trump'ı destekleyebilecekleri, Cumhuriyetçi Parti'nin belirli bir şekilde bir yarar alabileceği de ortaya çıkabiliyor. Yani bu çok önemli. Cumhuriyetçi Parti işte Reagan dönemindeki, Bush dönemindeki o eski politikalarına, anlayışına dönebilecek mi, yoksa Trump'ın etkileri Cumhuriyetçi Parti'yi bölmeye devam edecek mi?
Yani Trump'ın tabii tekrar toparlanabilmesi zor gibi gözüküyor. Çünkü Senato'daki Lindsey Graham gibi işte yani başkan yardımcısı Pence'i bile kaybettiği anlaşılabiliyor. İkincisi de tabii yani önemli olan Biden döneminin nasıl etkileneceği bu olaydan, bu olaylardan. Yani Biden da tabii çok zor bir döneme girmiş oluyor. Amerika çok bölünmüş gibi gözüküyor. Yani şunu unutmayalım. Yani biz tabii Amerika'yı izlerken işte Washington Post gibi, New York Times gibi, CNN International gibi daha çok Trump'ın karşısında yer alan Demokrat Parti'yi, Biden'ı destekleyen kişileri bakıyoruz. Ama Amerika o değil yani. Amerika'nın tabii bir tabanı var ve bu taban Trump tarafından harekete geçirilmişe benziyor. O bakımdan yani Cumhuriyetçi Parti kendini toparlayabilecek mi? Tekrar birleşebilecek mi? Trump'lı veya Trump'sız? Büyük ihtimalle Trump'sız tabii, öyle gibi gözüküyor. Ben de bu görüşe katılıyorum. O tabii önemli. Ama ikincisi de tabii Biden yani ilk iki senesini rahat bir şekilde geçirebilecek mi? İşte onun için biraz önce Senato'da çoğunluğu ele geçirmesinin önemine değindim. Yani biliyorsunuz Georgia eyaletinde şu andaki iki senatör de Cumhuriyetçi Parti'den. Ama ikisi de Demokratlara geçmiş gibi gözüküyor. Böylece Senato'da 50-50'lik bir denge olmuş oluyor. İşte Cumhuriyetçi başkan yardımcısı Kamala Harris'in oyuyla 51'e karşı 50 Demokratların eğer tabii bu Georgia eyaletindeki Demokratların kazandığı yönündeki öngörüler, tahminler doğruysa tabii Demokrat Partisi'nin yönetiminin oldukça kolaylaşacağı anlaşılıyor. Çünkü Senato'da oylanıyor birçok tayinler, işte makamlara getirilen kişiler. O bakımdan tabii yani Senato'daki bu üstünlük Demokrat Parti'nin eline geçmesi herhalde Trump'ı rahatsız eden unsurlardan da bir tanesiydi. Bir tanesi yani önemli olan Biden'ın yönetimini devam ettirip edemeyeceği, işte tabii başkan yardımcısının rolü de çok artmış gibi gözüküyor Kamala Harris'in. Zaten Biden'ın yaşı nedeniyle Kamala Harris'in daha da büyük rol oynayabileceği ifade ediliyordu. Bu onun rolünü daha da arttırmış oluyor. Çünkü Senato Amerika Birleşik Devletleri'nde hem dış politika bakımından hem de bütün önemli makamlara getirilenlerin onaylanması bakımından çok önemli. Eğer Cumhuriyetçi Parti'nin elinde kalmış olsaydı yani Biden çok zor bir iki sene geçirecekti diyebilirdik. İki sene diyorum çünkü iki sene sonra Senato'da üçte bir oranda yeni bir değişiklik meydana gelecek. Ne olacağını bilmiyoruz. Yani ileri baktığımızda birincisi Trump'ın geleceğinden daha önemli bence Cumhuriyetçi Parti'nin geleceği ne olacak? İkincisi Biden yönetiminde bir rahatlama olabilecek mi? Devir teslimin olaysız geçebileceği anlaşılıyor. Ama ondan sonra tabii Amerika'nın bölünmüşlüğü devam edecek. Yani dün o parlamentoya, kongreye çıkan işte 4 kişinin de ölümüyle meydana gelen olayları yürüten kitle ortadan kaybolmayacak. O düşünceler ortadan kaybolmayacak. Bu da Cumhuriyetçi Parti'nin tabii bölünmesi anlamına geliyor. Ondan da önemlisi Amerika'nın bölünmesi anlamına geliyor. Yani bizim takip ettiğimiz basın, işte New York'taki, Washington'daki bazı televizyon istasyonları falan zaten Trump'a karşı olanlardı. O bakımdan yani Amerika içinde çok ciddi bir bölünmüşlük var. Peki şu açıdan da bakın bu son bölümde. Oğuz Bey yine sizinle başlayalım buraya. Tamam, önce içeride bir mücadelesi olacak değil mi? Hani bu bölünmüşlük açısından Joe evet. Biden'ın. Önce bunu halletmeye çalışacak. O noktada da hani bu Trump yönetiminin bu 4 yıllık zamanı sürecinde pek çok başlık değil de sadece belki dünkü olaylarla ilgili bir süreç, soruşturma başlayabilir. O da işin içine Trump ne kadar katılır bilmiyorum. Ama en nihayetinde çünkü başka türlü soruşturma başlıkları Trump'ı da bir anlamda gündemde tutmak demek değil mi? O bölünmüşlüğü aynı şekilde devam ettirmek demek olacak. Orada herhalde hani demokratların da beklentilerini herhalde yargıdan falan şey yaparken, söylerken biraz bunun stratejisini, sonuçlarını dikkate alacaklarını görüyoruz. İçerideki mesele ve bir de tabii dünya
dünya ile ilişkileri Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bunu ne kadar hatırlayacak dünya ile ilişkiler açısından? Yani söylediği gibi Naim Babiroğlu'nun demokrasi götüreceğim diyen, gerçi şimdiye kadar ki o söylemlerine de önemli ölçüde mesafeli yaklaşan pek çok dünya ülkesi ve kamuoyu var. Onu da not düşelim bir yanıyla da, ama o açıdan, hem o açıdan bakın hem de Biden yönetiminin Amerika'sı ve öncelikler açısından dış politika, onu da lütfen bir sıralayın bize. Yani benim gördüğüm kadarıyla tabii Biden'ın işi çok zor olacak. Yani bir bölünmüş bir Amerika ile karşı karşıya kalacak. Yani Trump konusunda işte biraz önce de ifade ettim. Yani 14 günlük içerisinde görevden alınması falan çok zor gibi gözüküyor. Ama ondan sonra bir başkan, yani ayrılan bir başkanın ve siyasette de kalacağını ifade ediyor. Genellikle baktığımızda yani başkanların ayrılmasından sonra siyasetten çekildiğini Amerika'da görüyoruz genel olarak. İşte bunu her şeyde de gördük. Obama'da da gördük yani. Diğerlerinde de gördük. Evet, arada sırada çıkıp konuşma yapıyorlar, fikirlerini açıklıyorlar ama genellikle siyasetten, aktif siyasetten belirli şekilde çekilmiş oluyorlar. Trump çekilmeyeceğini ifade ediyor. Bu Amerika'nın bölünmüşlüğü anlamına geliyor. Trump'ın fazla üzerine gidilmesi tabii Amerika'nın bölünmüşlüğünü daha da kesinleştirecek gibi gözüküyor. Dış politika açısından tabii Senato'nun demokratlara geçmesi Biden'ın elini biraz rahatlatmış gibi gözüküyor ama dediğim gibi yani zaten 50-50 oluyor. Yani ancak başkan yardımcısının oyuyla demokratlar çoğunluk sağlayabiliyorlar. O bakımdan yani anlaşmaların onaylanması falan gibi konularda işte bu iklim değişikliği, Amerika'nın tekrar İran'la nükleer anlaşmaya dönüşü, bunlarda çok ciddi zorlarla karşılaşacağı Biden yönetiminin ortaya çıkabiliyor. Biden'ın önündeki en büyük sorunlardan bir tanesi tabii Trump döneminde bozulan işte Çin'le ve özellikle Avrupa Birliği'yle, yani Avrupa Birliği ülkeleriyle bozulan, NATO'nun işte zayıflamasına yol açan gelişmeleri durdurabilmek, NATO'yu güçlendirmek, Avrupa Kuzey Atlantik bağlarını güçlendirmek gibi bazı görevlerin olduğu ifade ediliyor. O bakımdan yani bunlarda da tabii yani bazı zorluklarla karşılaşılabileceğini şimdiden görmek lazım. İlk tabii ortaya çıkan noktalardan bir tanesi de Kamala Harris'in bayağı bir şey, yani etkili olabileceği bundan sonra Amerikan dış politikasında da, Amerikan iç politikasında da, yani rolünün artacağı da çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani zor bir dönem bekliyor Amerika, hem dış politika açısından, eski yaraların sarılması açısından, hem de iç politikada Amerika'nın tekrar bütünleştirilmesi açısından. Çok bölünmüş bir Amerika bırakıyor tam. Peki. Naim Bey, siz dış politikaya odaklandığınızda yeni dönem? Evet, önemli. Tabii dış politikaya odaklandığımızda Biden için ilk katılacağı zirve NATO zirvesi. Şubat 2021 Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi. Yani yaklaşık 2 ay sonra, hatta daha kısa bir sürede. Bu NATO zirvesi ilk defa Biden'ın katılacağı liderler zirvesi olacağı için önemli bir zirve. NATO'nun önemli kararlar alacağı bir zirve. Türkiye'yi de oldukça etkileyecek bir zirve. O zaman Biden ne yapacaktır bu kısa dönemde? Başkanlığı devraldıktan sonra bu 20 Şubat 2020'deki NATO zirvesinin gündem maddelerine tabii çalışacaktır. ABD'nin politikası, orada yapılacak konuşmalar, orada kabul edilecek bazı gündem maddelerinin NATO ile ilgili stratejileri, buna benzer konular. Fakat bu zamana kadar Biden o zirvede, NATO liderler zirvesinde, ben NATO ülkeler, 30 tane NATO üyesi ülke var, bu liderlere güven vereceğini değerlendiriyorum. Şöyle bir güven verecektir. Trump dönemi 4 yıl sürdü. Bu Trump dönemi bir ayrıntıydı. ABD'nin kabul edemeyeceği bir durumdu. Şimdi Biden olarak ben ABD'nin kurumsal devlet yapısına saygı gösteren biri olarak kurumlar üzerinden çalışacağım. Yani kişisel telefonlar veya kişisel girişimlerle değil. Onun için Pentagon, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Ofisi, buna benzer sistemler devrede olacak. Büyükelçiler gibi. Böyle bir güven verecektir. Almanya, İngiltere ve NATO Genel Sekreterinin yaptıkları, dün 6 Ocak'la ilgili yaptıkları açıklamalara baktığımızda, özellikle bu üç ülkenin açıklamaları dikkat çekici Senem Hanım. Evet. İngiltere, Almanya ve NATO Genel Sekreteri Biden'ı destekler yönde bir doğrudan açıklama yaptılar. Neden? NATO Genel Sekreteri böyle bir açıklama yapmaz.
Almanya ve İngiltere'den sonra yapması, Almanya ve İngiltere'yi beklemişti. Bir de orada NATO ABD Yüksek Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral vardır. Onunla da koordine etmiştir. Bu açıklamayı yapmıştır. Dolayısıyla NATO'yla, şunun için söyledim bunu, İngiltere ve Almanya da ABD'den sonra NATO'da en fazla etkisi olan iki devlettir. Birinin NATO Kurmay Başkanı Almandır, NATO Komutan Yardımcısı da İngilizdir. Daima bunlar öyle devam eder, değişmez. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda ben NATO'da Biden'ın işinin kolay olacağını düşünüyorum. Biden'ın NATO'ya güven vermesi, NATO'nun yeniden yapılandırılmasına. Çünkü bu en önemli ülkeler artık onu kabul etmiş ve onun seçilmesini ister nitelikte ülkeler. Burada Türkiye önemli bir konu etkiler. Şubat 2020'deki NATO zirvesine kadar Türkiye'nin attığı adımlardan şunu görüyoruz biz. NATO zirvesine hazırlık yaptı aslında Türkiye şu an itibariyle. Nasıl yaptı? Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Naltex'le Oruç Reis gemisi Antalya Körfezi'ne gönderildi. Dolayısıyla tartışmalı bölgenin dışına çıkarıldı Oruç Reis. Bunu hem Avrupa Birliği memnuniyetle karşıladı, hem Yunanistan hem de ABD. Demek Şubat 2021 zirvesi için bu adımı attı Türkiye, hazır. İkincisi S-400'e ilgili de adımı attı. Avrupa Birliği ile görüşme grubu talep etti birkaç kez. Düzeltiyorum, ABD ile birlikte ortak bir çalışma grubu kuralım. Yani S-400'ü aktif duruma getireceğim, S-400'ü buraya konuşlandıracağım söylemlerinden çok ortak bir yol verelim ılımlı mesajı verdi. Ortak yol verelim sorusu sorarsanız ona yanıtlarım ama bu S-400 konusunda da Şubat 2021 NATO zirvesinden önce Türkiye ABD'ninle beraber ortak uzlaşıya varacağını gösterdi. Bunun ben altını çiziyorum. Üçüncü konu Halkbank konusu var. O uzun süreli bir iştir. PKK-PYD de uzun süreli, PYD terör örgütü uzun süreli bir olaydır. NATO zirvesiyle çözülecek bir olaydır. FETÖ'deki oradaki kişilerin ve oradaki FETÖ başının iade edilmesi konusu da öyle kısa dönemde gerçekleşecek bir olay değil ama ben Sayın Büyükelçime katılıyorum. İlk iki yıl Biden'ın görevi hem yurt dışında hem yurt içinde Trump'ın tahribatını onarmakla, tekrar düzenlemekle geçecek. İki yıldan sonra artık Biden'ın kendi imzasını atabileceği politikalar hem yurt dışında hem NATO'da hem Avrupa Birliği'nde hem Orta Doğu'da göreceğiz bunları. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Naim Babiroğlu ve Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol. Çok teşekkürler. Sağ olun yayına katıldığınız İyi için. Yayınlar. Çok sağ olun. Sağ olun.